Manisa aynı zamanda bir sanayi kenti. Çağdaş sanayileşmenin tüm gereklerini yerine getiren Manisa Organize Sanayi Bölgesi, hem ülke ekonomisi için hem de yöresel gelişme için istihdamı arttırıcı bir özelliğe sahip. Katma değer yaratması ve yan sanayi olanaklarının gelişmesine paralel olarak ciddi bir ekonomik faaliyet kaynağı olması sebebiyle son yıllarda yatırımcıların gözde yatırım noktası haline gelmiş. Manisa Organize Sanayi Bölgesi örnek vizyonuyla bu hafta kapılarını vizyona açtı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sait Türek, bölgede sanayileşmede gelinen son noktayı vizyona paylaştı. Meltem Dikici'nin sorularını yanıtlayan Başkan Türek, sosyal alanlarıyla Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ni bakın nasıl anlattı. Türkiye'mizin göz bebeği bir organize sanayi bölgesi. 1960'lı yıllarda temeli atılmış ve yaklaşık 50 yıllık bir mazisi olan Güzide Organize Sanayi Bölgemiz. Manisa Organize Sanayi Bölgesi nasıl bir vizyonla ilerliyor? Herkesten önce arıtma tesislerini yapıp faaliyete geçiren, Türkiye'de herkesten önce enerji santralini ve bunun mütemim cüzü olan hem kullanılan ithal ettiğimiz doğalgazı maksimum seviyede enerjiye çevirmek %85'lerin üzerinde, hem de ucuz bir girdi sağlamak sanayicilerimize hedefiyle 160 megawatt gücünde kendi elektriğini, kendi buharını, kendi sıcak suyunu üretebilen bir enerji tesisine sahip. Bunun yanında yine Türkiye'de ilk, herkesten önce organize sanayi bölgesinin içerisinde lojistik merkezini faaliyete sokup karayolundan demir yoluna konteyner taşımacılığını, limanlara ulaşımı demir yoluyla yapan bir organize sanayi bölgesidir. Nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere 1000 öğrencilik bir meslek lisemiz, tabiri caizse külliye şeklinde liseden, meslek lisesinden yüksekokula, spor salonlarına, atölyelerine kadar gelişmiş bir, yaklaşık 2000 öğrenciye hizmet veren bir yapı oluşuyor. Bir vakfımızı oluşturduk. Bu vakfımız aracılığıyla daha da üst, bu sefer de teknoloji üretmeye talip olacağız inşallah.